Evet, Cüce de sendeyiz. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugünlerde bir sürü gelen sorular. Cevizlerimiz niye dökülüyor? Bakın arkadaşlar. Bu cevizler niye dökülüyor? Gördüğünüz gibi cevizler dökülüyor. Neden olabilir? Bakın bu. Başından alalım. Başındaki gayet lekesiz. Güzel ama tabii başında bunun hepsi lekesiz değil. Bir de şurada bak pas hastalığı var. Bunu anlatacağım size. Az sonra mikroskopla da inceleyeceğim onu. Şimdi arkadaşlar, nedenler bir sürü şey. Üst üste gelen sorunlar. Ağacı çek şöyle bir. Bakın içeriye kuru dallar var. Yapraksız dallar var. Yani bu kocaman ağaçta kuruyan dallar, fotosentez eksikliği, yani nedir? Sorun şuradan başlıyor. Eğer bizim ağacımız hastaysa, bir yıl önceden koruma yapmadıysak, eksik yaptıysak veya yaptık da bu saatlerde ilaçlama yaptıysak, yani şu saatte ilaçlama veya gübreleme yaparsan yaptığımızın hiçbir şeye faydası olmaz, zarar olur. Kesinlikle ve kesinlikle yeri ve zamanında gerekli ilaçları kullanabilmek lazım. Şimdi bu ağaçta bir yıl önceden kara leke deriz, bakteriyel yanıklık deriz, işte efendim antrakoz deriz. Bölgeye göre kara leke de, bazı bölgede antrakoz denir. Yani fungisit hastalığı var. Bir yıl önceden aşırı yağmurlar. Aşırı yağmurlardan sonra gerekli ilaçlama yapılmadı. Neden yapılmadı? Yağmur yağdı. Ertesi gün yine yağışlı gösterdi. Resim yağışlı gösterdi. Ne oldu? Evet, ilaçlama, İlaçlamalar aksadı. Ve aşırı kara leke, antrakoz görüldü. Meyvelerde sorun oldu. Bunun üzerine yaz geldi. 20 dereceye geçti. Rutubetli havalar bitti ama bu sefer ne oldu? Zaten zayıf ağacı ne yapar? Her türlü hastalık gelir. Bu sefer yaprak bitleri, kırmızı örümcekler, emposka piresi ağacı sardı. Yine yeterli yapılmadı veya zamanında yapılmadı. Baktığınız gibi şöyle ağacı tekrar göster. Ağaç aşırı şekilde yaprak kaybetti. Ağaç güç kaybetti. Şimdi bahar geldi. 2024'te ağaçlarımız çok erken uyandı. Her yıldan en az 15-20 gün önce geldi. Çiçekler açtı, meyveye döndü. Hava sıcakları 7 derecenin altına düştü. Burada Sayın Coşkun da herkese ikaz etti. Dedi ki arkadaşlar bakın, çok büyük sorun yaşayacağız. Bu meyveler dökülecek. Ağaçlarımız hasta olacak. Çünkü 7 derecenin altına düştüğü anda ağaçlar uyku moduna giriyor. Ne yapılabilirdi? İşte amino asitler, deniz yosunları, azot takviyeleri, yeterli fungisitler yerinde ve zamanında yapılsaydı bu ağaçlar bu kadar hasar olmazdı. Geldik bugüne. Bugün 7 Temmuz. İşte olay ortada. Görüyorsunuz. Ne var? Elma pası denir, küf denir. Pas var. İşte efendim bir de dolu vurmuş, dolu biresi var. Yaprak sayısı yetersiz. Küçük yaprak. Ağaç fotosentez yapamıyor. Meyve sayısı çok. Ne diyor? Hadi ben birazını dökeyim. Döküyor. Zaten içinde biraz da hastalık var. Hastalıktan dolayı döküyor. Ağaç beslenmediği için döküyor. Çünkü ağaç kendini besleyemiyorsa ne yapar? Meyveyi döker, kendini korumaya alır. Bunlar ne oldu? Arabadaki gibi. İşte efendim şaft arızalandı, debriyaj arızalandı, tren arızalandı. Teker dönmüyor artık. Bu saatten sonra ne yapılabilir? Bu saatten sonra yine tekrar geriye dönmüş gibi. Amino asitle, deniz yosununla, işte efendim azot takviyeleriyle ağaç takviyelenir. Ama ne yaparsak yapalım, biz bu hasta yaprakları ve bu kurumuş dalları geri getiremeyiz. O zaman ne yapmak gerekiyor? Kuru dalları temizleyeceğiz. Ağacımız büyük. Bu ağaçlar, bu kuru dalları nasıl temizleriz? Mümkün değil. O kuru dalları temizleyemeyiz.
Arkadaşlar sert kesimler. Neden? Büyük ağaçlarda sert kesim deyince gövdene kesmez. Ağacın meyvesinden memnunsak dallardan gövdeden uzak 1,5-2 metre şeklinde sert kesimler yaparak taze sürgünler ve azot takviyeleri, izelement takviyeleriyle işte efendim gereken beslemeyle, gereken sulamayla, gereken zamanda ilaçlamalarla ne yaparız? Ağacımız yeniden cana getiririz. Ama bu bize neye mi alır? En az 2 yıla alır. 3. yılda meyveye döner. Çünkü ağacı yeniden dallandırıp şahlandıracağız. Son günlerde şu. Arkadaşlar bu genelde zayıf ağaçlarda olur. Koruması olmayan ağaçlarda olur. Bir yıl önceden kırmızı örümcek zararı gören ağaçlarda olur. Bakın bugünlerde en çok sorulan bu pas hastalığı. Bunun ilacı nedir? Arkadaş bu da bir fungisit çeşididir. Yerinde ve zamanında korumalar olmadıysa bunlar olur. Bu yağışlardan sonra diyoruz ki 3 gün üst üste yağış var. Ya şunu yapmak gerekiyor. 4. gün ilaç edeceğiz. Ben 10 gün oldu daha ilacı tabi. Ya kardeşim isterse 3 gün olsun. İkinci koruma yapacaksın yağıştan sonra. Kırmızı örümcek ilacı attın mı? Evet attım. Ne attın? Kırmızı örümcek ilacı attım ben. Bir tane attım. Bir tane kırmızı örümcek ilacımız çözmez. Sistemikler vardır. Sistemikler de meyveye yakın. O kullanılmasını istemiyoruz çünkü kalıntı bıraktığı için. Ne yapmak gerekiyor? Abamestrin içerikli kırmızı örümceğe ergenler için Cipridoxlofen veya Hectozox diye bir içerik var. Onları da ergen ve yumurtalar ve larvalar için kullanacağız. Bunları yerinde zamanında yaparsak biz bu hastalıkları görmeyiz. Bahçemde hepsinde yok, bir ağaçta var. Zaten bu şunu gösteriyor bize. Bu kış vurgunu değil. Bir ağaçta olması bu böcek veya fungusit zararlısı olduğunu gösteriyor. Bütün ağaçlarda olmuyor. Belli ağaçlarda oluyor. O zaman ne yapacağız? Gerekirse lokal yapacağız. Yani lokal nedir? Öbür ağaçlara ilaç attık 20 günde. Geleceğiz gerekirse buna 5. gün yine ilaç edeceğiz. Arada 10 gün geçecek yine ilaç edeceğiz. Yani bunu bu ağaçta bu dertten kurtaracağız. Gerekirse yere dökülen yapraklarını toplayacağız, yakacağız. Gerekirse dökülen cevizleri toplayacağız, bahçenin dışına atacağız. Yani bunlara değinmek istedim. Son günlerde grupta çok gelen bir soru bu. Bunun için de ne diyelim? Bahçelerimize iyi bakalım. İşte bugün işim vardı gidemedim. Şöyle oldu. Bir kere ilaçlamayı ya güneş doğmadan ya da gün batımında yapalım. Beslemeyi ve ilaçlamayı. Kesinlikle öğle saatlerinde atılan, güneş varken atılan ilaçlar bize bir faydası olmaz. Ne diyeyim arkadaşlar, uzatıyoruz. Yine uzadı, kaç dakika oldu? 8 dakikaya yakın. Tamam, güzel bir video oldu. Şimdilik şöyle söyleyeyim. Yerli ceviz için doldurmuş. Yıl erken geliyor arkadaşlar. Bu da kamambir. Kamambirden size bir tane kırıp iç dolgunluğunu göstereceğim. Bir de inceleyeceğiz herhalde. O küfü de inceleyeceğim. Takipte kalın. Mikroskopla bakacağım. Neler göreceğiz bakalım. Arkadaşlar kamambir. Gördüğünüz gibi bugün 7 Temmuz. Ağaç kabuk oluşmuş. Artık içi jel değil. Bu yıl hasat erken geliyor. Bize bu şöyle faydası olabilir. Eğer beslemelerimizi yerinde ve zamanında yaptıysak, hani havalar soğuduğu için vejetasyon süresi uzun olan çeşitlerde, işte Fernor, Chetner gibi çeşitlerde, bu yıl benimki bir tahmin, doğrudur yanlıştır, sanki iç dolgunluğu %40-%45 yapıyorsak daha yüksek olma ihtimali var. Ama iyi bakıldıysa. Neden? Çünkü bizim ağaçlarımız en güzel besini nereden alıyor? Güneşten alıyor. Bu yıl güneş çok erken başladı. Ağaçlara bazı arkadaşlar güneş yanığı oluyor diyor da, iyi baktığınız ağaçlarda, koruma yaptığınız ağaçlarda güneş yanığı olmaz. Güneş yanığı olmayan ağaçlarda da güneşten çok iyi faydalandığı için ne yapar? İç dolgunluğu, meyve kalitesi daha yüksek olur diye düşünüyorum. Bakın. Şöyle beyaz hali. Bu kamambir. Kamambir bile, gel Ercan gel. Kamambir bile bu hale gelmiş. Bugün Chandler'da olsun, Fernor'da olsun, yabancı çeşitlerde daha işleri jel. Ama kamambir bu hale gelmiş. Yani tamam bir aroması yok ama artık jelli bitmiş. Çok az bir jel var bakın. İç dolgunluğu doldurmuş. Artık bu sene hasat tahminim yine
erken başladığımız gibi yine erken bitecek. Yani kamambir bugün biz Ekim'in 5'inde veya Ekim'in başında yapıyorsak sanırım Eylül'ün 15'i gibi kamambiri hasat edebiliriz. Evet, Ceviz'de de Arif Gökçe. YouTube kanalına abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hoşça kalın, Ceviz'de kalın.